Kredi kartları da patlar. Şimdi bir depo dolusu kozmetik malzemesiyle ne yapacağız? Ya acaba şu internet sitesi işini mi hızlandırsak? Bilmiyorum ya, sanki o tren kaçtı. Hem internetten öyle üçle beşle kurtaracak durumda değiliz. Aslında bir ortağımız mı olsaydı ya, böyle bir finansör falan değil mi? Ortak. Skandal kozmetiğe kim ortak olmak ister ki? Ya neden olmasın aslında? O işler öyle kolay değil. Ha, iflas etmek daha kolay diyorsun yani. Batsak da çıksak da kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. O nasıl laf abi ya? Dede söyleme gibi. Senin yaş kaçtı ya, 150 falan mı? Ruhum 150. Ya bu işler öyle kolay değil. Ne yapacaksın yani? Kavun mu bu? Koklayarak mı alacaksın? Hem ben sevmem öyle işleri. İyi bakalım. Sen sevmemeye devam et. Babam arıyor. Efendim baba. Yaz, merhaba oğlum. Nasılsın? İyiyiz. Sinan yanında mı? Burada. Sinan'la beraber gelir misiniz? Evde sizi bekliyorum. Baba oğul hep beraber oturup bir konuşalım istiyorum, o kadar. Tamam baba, olur. Tamam canım. Görüşürüz. Daha ilk günden ayağının tozuyla ne yapıyorsun sen? Kapı mı dinliyorsun? Hı? Ay, çocukları çağırdı, gelecekler. Gel buraya daha. İlk günden adamı sinir etme. Yürü. Evet, duydun. Hadi yalıya gidiyoruz. Demek Gökhan'dan önce bizimle konuşacak. Hadi çıkalım. Sen git abi ya, benim bir yere uğramam lazım. Ben sonra uğrarım yanınıza. Tamam, biz birazdan geliyoruz zaten. Yalnız bütçemiz kısıtlı. Evet, evet. Ya bugün halli olması gerekiyor. Böyle küçük bir yer olsa yeter. Önemli olan merkezi bir yerde olması. Tamam. Teşekkürler. Ortak, mekanı bulduk galiba. Yani üç mekan gösterecek ama bence fiyatlar fazla. O zaman gidelim bakalım biz bir yerlere artık. Ya Sinan, biz bu yabancı ortak işinden emin miyiz? Yani sen araştırdın mı bu adamı? Dünyanın bir ucundan geliyor, bize finansör oluyor. Ben anlamadım vallahi. Ya adam Türkiye'ye geldi birazdan. Biz gidelim, güzel bir karşılayalım, sonra otururuz masaya. Yüz yüze anlarız artık durumu. İyi, tamam. Hadi. Suçlusun dedin, cezalısın dedin, gıkımı çıkarmadın. Ve bu şirketten de ceketimi alıp çıktım baba. Ama bunu benden alamazsın, tamam? Benim markam, benim soyadım. Hiçbir şey senin değil. Burada tek bir egemen var. Baba. Ben Sinan da gelir diye düşünmüştüm. Ama belki de daha iyi oldu. Yalnız gelmem. Ben sana söylediğim bazı şeyler için çok... Çok... Bu odada tek bir egemen var değil mi baba? Oğlum. Kendine değildin.
Ya bu saçma şey için açıklama yapmak zorunda değilsin. Ben de bunların hiçbirini ciddiye almadım zaten, önemli değil. Oğlum, ben hepinizi, bütün çocuklarımı çok hırpaladım. Özellikle de seni. Bunu telafi etmek istiyorum. Sinan da sen de artık şirkete geri dönmelisiniz. Bunu rica ediyorum. Çok iyi ya, ben sevdim. Böyle mobilyalar falan da var. Bir şeyler çıkarırız böyle, kendimiz bir şeyler ekleriz. Süslemeler falan bence oldu. Bir saniye izin verir misiniz? Gelsene. Ne oluyor? Sen iyi misin Sinan ya? Kadın kirayı dolarla istiyor. Hazan, diğer mekanı gördüm, bomboş. Oraya mobilya aldın, eşya aldın falan, yine aynı hesaba denk gelecek. Sen işletme okuduğuna emin misin? Ha? Nasıl aynı hesaba gelecek ya? Dolar diyorum, dolar uçmuş gitmiş. Haberin yok mu senin? Hiçbir şeyden haberin... Karar verdiniz mi? Evet, tuttuk. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ya inan, bu yaşadıklarımızın bir etkisi yok. Ama artık Sinan da ben de kendi ayaklarımız üzerinde durmak istiyoruz. Yani bir takım sıkıntılarımız oldu ama aşabileceksek her şeye rağmen kendimiz aşmak istiyoruz. Buna ben sizi mecbur ettim. Kendimi affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim. Bir şekilde böyle olması gerekiyormuş. Biz kendi kanatlarımızla uçmaya hazırız baba. Ama en azından bu Amerika konusunu artık kapattık diyebiliriz, değil mi? Uçmayı öğrenene kadar konu kapandı. Oğlum, ben her zaman hepinizin yanında olacağım. Her zaman size destek olacağım. Bunu asla unutmayın. Babanız için çok sevindim. İnşallah Allah bir daha böyle dert göstermez. Babam döner dönmez siz de dönmüşsünüz. Öyle oldu şükür. Bunu nasıl başarabiliyorsunuz? Neyi? İşte bunu. Yani beni her gördüğünüzde hiçbir şey yokmuş gibi böyle güler yüzlü olmayı nasıl başarabiliyorsunuz? Size olan şüphelerimi biliyorsunuz. Sizden hoşlanmadığımı, hatta biraz rahatsız olduğumu. Neyse, amacım kabalık etmek değildi. Sadece ben sizi anlamıyorum Kerime Hanım. Kerime, oğlundan uzak dur. Bir daha söylemeyeceğim sana bunu. Uzak dur. Az kaldı Hazım Bey. Hangisini benden sakladığını öğrenmeme çok az kaldı. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ece nerede acaba? Uzanacakmış biraz yatak odasında. Ben geldiğinize haber vereyim. Yok, yok. Hiç rahatsız olmasın. Annem odasında mı? Odasında, evet. Kolay gelsin. Ay Fazilet. Vallahi aradım taradım. Sonunda bu işleri hem olduğundan daha hızlı hem de saklı gizli yapacak bir yer buldum. Belge falan istemiyorlar. İzin de istemiyorlar. Bir saat sonra gideceğim. Onların söylediği yerde kalmayacağım. Şeyle tarakla diş fırçasına götüreceğim. Tamam.
bitecek bu eziyet. Vallahi onca yıl sonra senin sayende hangisiyse öğreneceğim evladım. Artık bana da bir hayır dua edersin ha. Anne. Sen de mi buradaydın Kerim abla? Annenle ufak bir işimiz vardı da. Önce ben. Ama bana bir an önce o parayı vermesi gerekiyor. Benim daha acil bir işim var da sen bize bir müsaade etsen. Maşallah bugün herkesin benimle bir işi var. Kerime hadi sen odana git. Hadi biz seninle sonra konuşuruz. Kızın acil bir işi var herhalde. Hadi bir dakika Fazilet, çok az vaktim var. Ona göre tamam mı? Tabii. Ben şu kızla bir konuşayım da gelirim senin yanına. O kadına para vermeyeceksin. Kız sen kapıyı mı dinliyorsun? Bu işe karışmayacaksın anne. Deli mi ne? Kız senin yüzünden karıştım ben bu işe. Allah Allah, yoksa bana ne? Allah Allah, kudurtmuşsun kadını, sana para vereceğim demişsin. Verdiğin falan da yok. Kadın benim üstüme çöktü, ben ne yapayım? Anne, bu işte yoksun. İzin vermiyorum sana. Sırf o kadın annelik yapmak istiyor diye onun hayatını mahvetmenize izin vermiyorum. Bir dakika. Sen neden onların demedin de onun dedin? Neden? Anne. Biliyorsun. Sen hangisi onun oğlu biliyorsun. Eğer o kadına para verirsen sana yemin ederim. Bir daha sana anne demem. Tövbe de kız. Ece. Abla. Gel kızım, gel. Uyumuşum ben de ya. Ne oldu size? Bir şey mi var? Yok. Biz annemle güzel konuşuyorduk. Anlaştık biz. Değil mi anneciğim? Tabii. Ablan anlaştık diyorsa anlaştık. Yani anlaşmışızdır. Hadi biz bahçeye çıkalım, hava alalım biraz. Hadi kızım çıkın. İyi gelir sana hava almak. Hadi. İyi de sen nereden biliyorsun hangisi olduğunu Hazan Hanım? Abla ben Hazım'a karşı suçluluk duyuyorum. Yani o bilmese de Yasemin'in oyununa gelip onu zehirleyen el ben oldum. O benim için çok şey yaptı. Artık ben de onun için bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden hepimizi bir araya getiren bir yılbaşı yemeği düzenleyelim diyorum. Ama içimden ne o şeytan bir kocasıyla yeni yıla girmek istiyor, ne de o iki mikropla. Sinan'la Selin. Pardon. Ters sevgiline gitti. Abla sen o adamı nasıl affettin? Hı? Yani otel odasından sonra sen onu hala nasıl sevebiliyorsun ya? Nasıl elini tutabiliyorsun? Ece abla, ben sana yaptıklarım yüzünden nasıl suçluluk duyduğumu çok iyi biliyorum. Ve Allah biliyor bunun altında nasıl ezildiğimi. Ama o, ona ezilmek bile kurtarmaz ya. Kurtarmamalı. Özür dilerim. Tamam mı? Kendimden de senden de ona aşık olduğum için özür dilerim ablacığım. Ece. Benim ne hissettiğimi anlayacak bir sen varsın Ece. Sana bütün yaşattıklarından sonra bir daha elini tutmayacak olsan da Yasin'e aşık olmadığını söyleyebilir misin? Söyleyemem. Ama senin de dediğin gibi bir daha elini tutmayacağımı söyleyebilirim. Abla biliyor musun? Ben senin Sinan'a aşık olduğuna inanmıyorum. Bakma öyle, ciddiyim. Yaşım senden istediğin kadar küçük olsun. Ben aşk konusunda senden daha tecrübeliyim abla. Ya sen Sinan'a kadar bir erkeğin elini bile tutmadın. Ya lisede bile bırak gezip tozmayı, sen bir erkekle göz göze bile gelmedin, yalan mı? Ya tamam da şimdi... Abla, bu senin ilk ilişkin. Ve ben Yasin'le öyle böyle yıllar geçirdim. Ya senin adına üzüleyim mi, sevineyim bilmiyorum ama... sen Sinan'a aşık değilsin. Neyim peki? Ha söyle bana da.
Hatta kalbime de söyledi, şimdi aramız bozuk diye boşuna ortadan ikiye ayrılmasın kalbim. Bak, seninki ne biliyor musun? Ha. Seninki böyle yıllarca gözünde büyüttüğün, sanki hiç gerçekleşmeyecek bir rüyaya kapılıp gittiğin bir hayranlık. Anlat ya, aşk filozofu. Anlat, heyecanlı oluyor. Sinan, senin için ulaşılmayacak bir hayaldi abla. Şimdi ulaştığın gerçek oldu. Aşk hayal, gerçek benim, değil mi? Ne? Yok bir şey, sen öyle bilmiş bilmiş konuşunca aklıma biri geldi de. Devam et sen. Sen bir hayale takıldın gidiyorsun abla. Ve bu senin ilk hayalin olduğu için de sen bunu gerçek sanmaya devam ediyorsun. Ya sen gerçek olmadığını kabul etmeye cesaret edemiyorsun çünkü hayaller büyülüdür. Ya kim bir hayal kurup sonra da o kurduğu hayalin, hele ki gerçek olduktan sonra, boş bir hayal olduğunu kabullenmek ister ki? Yani kim ben boş bir hayal kurmuşum demek ister? Bu yüzden Sinan sana ne yaparsa yapsın. İsterse alsın elinde fosforlu kalemi, alnına "ben bu kızı hak etmiyorum" yazsın. Ama sen yine de ondan vazgeçemeyeceksin ki. Çünkü bu Sinan'la ya da aşkla ilgili bir şey değil abla. Bu seninle ilgili bir şey. Aman ben de dinliyorum, bilmiş bilmiş anlatsın bakalım dedim. Yani Ece ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Vallahi bunaldım, sıkıldım ya. Gelmiş bacak kadar boyuna biz Yasin'le ne, neler yaşadık ya? Çocuktunuz siz daha. Gerçi yani hiç çocukça şeyler de yaşamadınız ama. Ya ne anlatıyorsun sen Ece yani? Allah çok sıkıldım, ben gidiyorum ya. Bir de aşk doktoru kesildim başıma, o eksikti. Hadi görüşürüz. Bu kadar delirmenden belli işte doğru söylediğim abla. Ah Hasan, ah ben bu kadına ne diyeceğim şimdi? Fazilet gitmiş, kızın niye gelmedin yanıma? Gelecektim de. Ya şey, vaktim çok az, bir an önce ver parayı da halledeyim işimi. Hadi. Ya Kerime az önce kızla konuşurken pek fırsat olmadı, kız araya girdi. Benim sana bir diyeceğim vardı da diyemedim. Tamam tamam, sonra söylersin, diyeceğin çok az vaktim var. Bir an önce halledeyim işimi. Para mara yok Kerime. Ne? Yok para. Nasıl para yok ya? Ya sen bana parayı vereceğim dedin. Ya verecektim ama veremiyorum şimdi. Yani para yok çünkü ondan veremiyorum. Allah Allah, olsa vermez miyim ben parayı sana? Yani barıştık ya hani biz şimdi. Ben eskisi gibi olur zannettim. Yani ben zannettim ama yok öyle bir şey. Bankada para mara yok ana. Hazım Bey elini cebine atmıyor ki ben sana çıkarayım para vereyim. Allah Allah, yok yani. Bak şimdi ben sana diyorum ki Kerime. Deme Fazilet. Bana hiçbir şey deme. Aa Kerime? Kız küslük müslük olmaz ha, değil mi bak? Vallahi bak, elimden bir şey gelse yaparım ama benim de elimden... Tamam Fazilet, ben anlayacağımı anladım. Demek daha çekilecek çilem varmış. Nasıl baktı öyle bana? Kadının içine nefreti doldurdu. Bana görüyor musun? Yılancı. Parası yokmuş. Pis yılancı. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Pantolonunuzu alayım. Elim kolum yok bu benim. Çekil şuradan. Yalnızca Gülten'in parası kalmış. Evlendiğimiz günden beri Yasemin, her ay ama her ay ortak hesabımızdan 100.000 lira çekmişsin. Her ayın son günü. Ne yapacağım ben?
Ne yapacağım ben? Defol! Yasemin Hanım. Defol dedim sana, duymuyor musun? Sağır mısın sen? Bana 10.000 lira ver. Sana faziletin ciğerini getireyim. Sonra egemenlerin şirketine gitti Fazilet abla. He? Çıktığında çok sinirliydi. Nasıl? Kırmızıda geçti. Trafik cezası yiyecek. O kadar sinirliydi yani. Beter olsun inşallah. Beter olsun. Bu daha onun iyi günleri oğlum. Ho, iyi günleri daha bu. Ahmet, bak oğlum. Sen bundan sonra onun gölgesisin. Sakın unutma bu dediğimi. Tamam mı? Tamam Fazilet abla. Bir şeyden mi şüphelendin? Biriyle mi konuştu, bir yere mi gitti, hiç fark etmez. Takıl peşine, tamam mı? Arkasından da Fazilet ablanı ara. Anlaştık mı? Tamam Fazilet abla. Sana güvenebilirim değil mi Ahmet? Güvenebilirsin Fazilet abla. Aslanım be, göre bizi. Ben senin Sinan'a aşık olduğuna inanmıyorum. Sinan senin için ulaşılmayacak bir hayaldi abla. Şimdi ulaştın, gerçek oldu. Sen bir hayale takıldın gidiyorsun abla. Azam, bu rujları ön planda mı kullansak? Hatta bak şöyle açsak hani önde kalsa renkli renkli. Hazan. Burada mısın? Kim ben boş bir hayal kurmuşum demek ister. Bir daha beni yarı yolda bırakmayacaksın Sinan. Bana arkamı dönüp gitmeyeceksin. Ben bizi istiyorum. Beni işsiz bırakma. Bunu bana yapma ne olur. Hazan. Biz buradayız. Ve biz hep burada olacağız. Kaldın anne ya. Ne oldu, bir şey görmüş mü Ahmet? Daha değil. Daha değil de bu Engere'nin kocasıyla arasında bir şey var. E bize ne kocasıyla arasından ya? Anne, bak bu kadın yaş tahtaya basmaz. Belki de çoktan verdi Gülten'in parasını, boşuna takip ettiriyor şu anda. Kızım bankaya verecek değil herhalde, elden verecek. E ben de çoktan verdiyse diyorum sana ya. Ya da başkasına verdiriyorsa bilemeyiz. Bunlarda kullanacak adam çok. Ya öyleyse ya böyleyse. Vermiştir diye oturup bekleyecek halimiz yok herhalde. Allah Allah. Biz de takip ettiriyoruz herhalde. Hem zannediyor musun ki sen bu Engere'in Gülten'den başka gizlisi saklısı yok. Ha? Bu hayatta herkesin bir gizlisi saklısı vardır. O şeytanın mı olmayacak? Herkesin bir korkulu rüyası vardır bu hayatta. Kimininki aha benim gibi ortadadır. Kimininki de kuytudadır. Ama biz onun kuytularına gireceğiz. Attığı adımın gölgesi olacağız. Ama bugün, ama yarın. Bir gün gelecek. Onu kuytuda kıstıracağız.